Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Silent Hill 3'te sanıyorum ki son bölüm diye düşünüyorum artık. Şu an tekrardan birinci oyundaki Silent Hill 1'deki mekanlara, eski şeylerimizi böyle ziyaret ediyor gibiyiz. Şu an sınıfımıza geldik. Alessa'nın sınıfı, bu yanlış anlaşılmasın. Hatta filmde diyecektim, şöyle bir tırnaklarıyla kazınmış şey oluyordu. Cadıyı yakın falan gibi bir şeyler vardı. Eve git, düşüp ölmek hırsız. Bu Alessa'nındı. Yani demek istediğim, bir zamanlar bu benim sıramdı. Aynı şu an benim. Filmde de şey diyorlardı işte. Cadı falan, cadıyı yakın diyorlardı. Platformda harap olmuş eski bir kitap var. UPS ve içinde bir tane de not var. Bir bakayım şuna. Sınıfımdaki Alessa isimli kız. Hafızanız kötü değilse onu hatırlayabilirsiniz. Onların cadı diye çağırdığını söylediğim kız. Ha bak, şimdi bana aynısını oldu. Büyük iyi bir ihtimalle annesi ona kötü davranıyor. Hiçbir defa üzerinde bir yara veya morluk ile gelmediğini görmedim. Hiçbir defa üzerinde bir yara veya morluk ile gelmediğini görmedim. 6 yaşında biri için acınası bir ifadesi var. Böyle bir şey bu kadar sıra dışı olamaz. Faydasız fikirlerle gelmektense bekleyip ne olacağını görmek en iyisi. Ama yardım için yapabileceğim bir şey yok mu? Bir avukata danışmayı düşünüyorum ama rezervasyonlarım var. Bu yüzden önce sana danışmayı, senin fikrini sormak istedim, dostum. Gordon. Bu arada biz buralara kadar niye geldik? Şeyi... 5. tarot kartını buluyoruz bu arada. 5. tarot kartımı verin bana. Birinci oyunda, yani şu an grafiksel sebepler ve o şeyi çalıştıramadım bir türlü. Sürekli okulda geçiyordu, yani bayağı büyük bir bölümü okulda geçiyordu. Vay. Meşhur. Köpek gibi görünüyor ama kurt yazıyor, en önemlisi diye bir şey geçmiş. Sınıfın oraya girdik, oraya çıktık. Şu tarafa mı dönmem lazım? Aynen. Daha gidilecek yerler var. Burası da ayrı bir yer. Aa, kaset. Dur, önce şunu okuyalım. Bunlar da ne? Mektuplar. Hayır, belki bir deste dilekçe. İnsanlar Peder Vincent'ın organizasyon parasını kendi kişisel çıkarları için kullanması konusunda memnuniyetsizliklerini dile getirmeye başladı. Vincent pedermiş bu arada. Aynı zamanda Peder Vincent'ın bazı mensuplara zorla bağış yaptırdığını da biliyorum. Böyle bir pozisyon için gerçekten doğru kişi mi? Organizasyonun büyümesi için yaptığı şeyleri inkar edemem. Hepimiz Tanrı'ya inanıyor olsak da eğer bir tür meclis olacaksa, kısıtlı yeteneklerimiz veya konuşkanlığımız için değil de inancımızın derinliğine göre değerlendirmemiz gerekmez mi? Nasıl bir ifade ya? Çok iyi. LS. Lisa. Mesela. Bilmiyorum. Aklıma niyeyse Lisa geldi. Burada bir kaset çalar var. Tıkır tıkır çalışırmış gibi, çalışabilirmiş gibi duruyor. Hemen takalım, neymiş kaset. Do you know about what happened here 17 years ago? You've been here a long time. You must have heard some details. A group of pagans, blinded by earthly desires, spit in the very face of God. They tried to use the seal of Metatron to prevent God's awakening. But God drove the unbelievers away and threw them into the abyss. But due to their wickedness, God was unable to be born properly. And so, she has slumbered ever since in the womb of the Holy Mother until the time of the awakening
That's all that I know. That's it, huh? Well, thanks. Father Vincent, I heard that the Holy Mother has been found. Is it true? Alessa has been found? Did Claudia say that? Yes. Then it must be true. Her sight rarely fails her. Bless the Lord! Maybe it's because of her great faith. But I could never be like her. I wouldn't want to. Nor I. The truth is, Sister Claudia frightens me a little. Well now, let's both show our faith by forgetting about this little talk, okay? Yes, but does that mean this land will finally be the home of eternal paradise? If God wills it, my sister. If God wills it. Vincent, dur bakayım ne yazıyor. Burada bir, evet tamam. Vincent dediği gibi Claudia'yı çok fazla sevmiyor. Oo, çok iyi. Claudia'yı fazla sevmiyor. Nefret de etmiyor ama onun gibi olmayacağını her zaman söyledi zaten. Buradan çıkabiliriz. Yanda bir, hemen karşıda bir oda varmış. Of. Şuradan bir çık, aşağıdaki kapıyı bir dene. O ne ya? Çok şükür 5. tarot kartımı buldum. İnanış gibi bir şey yapıyor diyor. Kral veya kraliçe gibi bir resim var. Baş aşağı asılmış. Güneş mi bu? Ay. Bununla ilgili bir fikir de vardır. Çiftçi, çoban, her şey olabilir. Bu da gecenin gözü müydü? Neydi bu? 5 tane şeyimiz var. Bak o kadar şeyi topladık, kaset falan vesaire ama şu parfüm... Merak ediyorum, parfümü bir türlü şey yapamadım. Kitap var, bu neymiş? Masanın üzerinde eski bir doğum günü kartı var. Yani bunu halen saklıyor. Happy birthday. Küçük Claudia'ya mutlu 6. yaş günü. Sanki gerçek kız kardeşimmiş gibi seviyorum seni nice yıllara. Claudia Wolf ismi kapağın üzerinde küçük harflerle yazılmış. Onun doğum, pardon, onun günlüğüymüş gibi görünüyor. Hadi bakalım. Burada iyi şeyler yazar. 10 Kasım. Öyleyse ölmedi. Doğdu. Gerçekliğini biliyorum. Ama öyleyse neden onu henüz bulamadım? Onların cenneti inşa etmek için, insanların mutluluğu için onun gücüne ihtiyaç duymaları gerekiyor. Bunun için onun yeniden doğması gerekiyor. Onu gerçekten görmek isterdim. 14 Kasım Cennetin Kitabını Oku. Bana böyle paha biçilemez bir kitap verdiği için pedere minnettarım. Onda aradığım şeyi buldum. Tanrı'yı nasıl uyandıracağımı, ama bu çok gaddarca. Onu gördüğüm zaman bunu başarabilecek miyim? 16 Kasım. Bütün gün boştum. O yüzden mültecilerin modern tarihi ve genç köleler çocuk işletmesini okudum. Bu dünyada sadece bir seyirci olmak istemiyorum. Şu anda bir şey yapamasam da asıl zor olan bu zaten. Claudia Wolf. Burada da işim bitti. Ama şu büyük odada ne var bu kadar yaratığın olduğu yerde? Benim çıkış yerim burası değil. Benim çıkış yerim neresi? Şurası. Peki bu odada ne var?
Uzak mı burası? Tuzak. Allah kahretsin. Çık 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 çık. Tuzak. Sadece merakımdan girdim. Gitmez olaydım. Tuzak. Koridoru devam et. Kiliseye çık. Şu sınıfta gözden kaçırdığım alacağım falan sıraların üstünde, masaların üstünde bir şey var mı? Şu diğer tarafta falan. Hani ilk yardım bir şeydir. Yok. Dolaplarda. Dolabın kapağını açamıyor. Yok. Tamam. Doğru yer burası mı? Burası. Kiliseye git. Ha, burada kilise değil zaten şu an. Aşağı kata sağa dön. Of of. Doğru. Şimdi şeye git. Düz gidip sola dön. Tamam, şuradan gizli kapıdan geç. Tamam, başka çıkış yolu yok. Dönüşü mü geçiriyor lan burası? Doğru mu? Burası başkalaşım geçiyor, hemen çıkmam lazım. Of. İyi geçtik, güzel. Dümdüz git. Evet. Oh, geldik en sonunda. Şurayı bir kaydet. Başardık. Şimdi bize bir kağıt kalem alayım. Çünkü yine bir kombinasyon var. Şu kitabı güzelce bir okuyalım. Kapı tabii ki tıkırdıyor ama sıkışıp kalmış. Bir sır saklanmış senin görüşünün dışında. Belki de düşünüyorsun bu ne olabilir diye. 5 tane sihirli karta ihtiyacın olacak tabii görmek istiyorsan. Öyleyse ne yapmak lazım? Bütün bunlarla sana düz söyleyeceğim ve sataşmayacağım. Tabii ki sen lütfen diyene kadar. Şimdi bilmen gereken ilk şey şudur ki bir şey ne? Bir seyir var her satırda. Ama bunun yarısı değil bu. 3 tanesini yerleştirmek çok zor olacak. Ya elimde 5 kart var. Acaba 3 tanesi yeterli mi anlamına geliyor bilmiyorum. 3 tanesini yerleştirmek çok zor olacak. Tepe taklak duran adam yerin altında. Yani evet, tepe taklak adam. Şöyle bir birinci satır, ikinci satır diye şey yaparsam, kağıda çiziyorum, siz görmüyorsunuz ama.
Tepetaklak duran adam en altta olacak, onu söylüyor. Sağına doğru, soluna doğru, etrafında kimse yok. Onu yalnız bırakın, yine de gözyaşları çok derin. Buraya kadar çık. Tamam mıdır? En basit kartı yerleştir. Sağında ve solunda kimse olmayacak diyor. Çıktım. Tepe taklak duran adam en altta yerin en altında olacak diyor. Sağında ve solunda kimse olmayacak diyor. Gel bakalım şimdi. Tepe taklak duran adam yerin altında, sağına doğru, soluna doğru, etrafında kimse yok. Onu yalnız bırakın, yine de gözyaşları çok derin. Ay gökyüzünün üzerinde, hilal şeklinde yüzüyor gökyüzünde. Göz kırpan ışıklar bir taç gibi çılgın palyaçonun kafasında. He, bak burada iki tane var. Bir palyaço vardı bizde. Yanlış hatırlamıyorsam var mıydı acaba? Palyaço ayın altında olacak. Geç. Önce bir şu tarot kartlarıma bir bakayım ne vardı. Yanlışa bastık. Ay ve gökyüzü var mı? İncele. Geç. Bu ay. Bu palyaço mu? Fall. Bu ay. Oku bakayım bir daha. Aslında niye buradan okuyorsam şeyde de notlarda da var. Karıştırdık. Ay gökyüzünün üzerinde hilal şeklinde yüzüyor gökyüzünde. Göz kırpan ışıklar bir taç gibi çılgın palyaçonun kafasında. Majesteleri Tanrı'ya dua ediyor en yüksekte. Peki bana söyleyebilir misin neden her gece gökyüzüne baktığını? Oo, bir dakika dur. Majesteleri. Hayır, birinciki yanlış. Majestelerin üstünde ay olacak. Şimdi ona sahip misin? Unutmadın değil mi? Ve önemli bir nokta ki unutmamalısın. Ve şimdi en sonunda son darbeden önce son bir ipucu daha ki yoluna devam edesin. Korkunç ve nefret edilen o şeyi gecede dikkatli ol. Senin sağında değil, sola dön ve onu göreceksin. Yani kapıyı açacaksın. Eminim ki o kapının ötesinde korkudan, bir tehlikeden başka bir şey yok. Unut gitsin, sadece kal ve oyna. Ya da burada kalıp bütün gün oynayalım. Şuradan da notlara bakıyorduk da aynı şey zaten. Tabii bu hangisiydi? Tarot kartı mı? Tarot hakkında. Hayır. Majesteleri. Gökyüzüne, her gece gökyüzünde. Gecenin gözü. Bir de bu var. Şimdi bir normal ay var. Bir de gecenin bulutlu bir şey var. Eyes of göz, gece. Bu ne acaba ya? Full ne demek?
Son bir kez daha oku şunu. İki tane şey var. Bir ay var. Bir de şey. Onu bir ayırt edebilmem lazım. Şimdi ona sahip misin diyor. Korkunç ve nefret eden şey o gecede. Tersten gittik. Yanlış mı oldu? Tepe taklak duran adam yerin altında sağına doğru soluna doğru etrafında kimse yok. Onu yalnız bırak diyor. Aşağıda hiçbir tane yok. Ay gökyüzünün üzerinde. Hilal şeklinde yüzüyor gökyüzünde. Göz kırpan ışıklar. Bir taç gibi çılgın palyaçonun kafasında. Majesteleri Tanrı'ya dua ediyor en yüksekte. Peki bana söyleyebilir misin neden her gece gökyüzüne baktığını? Tamam. Majestelerinin o gecenin gözü dediğimizle majestelerini bağdaştıracağız. Tanrı'ya dua ediyor en yüksekte. Peki bana söyleyebilir misin neden her gece gökyüzüne baktığını? Majesteleriyle şey tamam onu bulduk. Şimdi ona sahip misin? Bir ipucu daha vereceğim diyor. Korkunç ve nefret edilen şey. Seni sağında değil sola dön. Korkunç ve nefret edilen o şey gecede. Senin sağında değil sola dön onu göreceksin. Yani kapıyı açacaksın Eminönü kapının ötesinde. Şeyle ilgili bilgi gelmedi ya. Kafam dur. Şöyle bir şey yapalım. Çık. Neyse dur bir daha okuyayım. Ay gökyüzünün üzerinde hilal şeklinde yüzüyor gökyüzünde. Göz kırpan ışıklar bir taç gibi çılgın palyaçonun kafasında. Ay gökyüzünün üzerinde palyaçonun kafasında. Normal ayla o adam dediğimiz kişi palyaçoysa eğer onunla onu bir tutacağız. Majesteleriyle de geceyi bir tutacağız. Ama majesteleri en tepede diyor. Burası biraz kafamı karıştırdı. Ah, burası biraz kafamı karıştırdı. Majesteleri en tepede diyor. Ay ve gece. Şuna şunu yap. Majesteleri en tepede diyor. Ama şu saçma oldu. Yani majesteleri en tepede ama. Neye göre tepede? Şu sağında ve solunda adam yok. Ters duran adam.
Ay gökyüzünde diyor, tepede. Majesteleri de tepede. Neden hep bakar gökyüzüne? Bunun burada bir şey var mı ya, sembolü falan? Üç tanesini yerleştirmen çok zor olacak diyor. Tepe taklak duran adam yerin altında, sağına doğru, soluna doğru, etrafında kimse yok. Sağında solunda derken acaba ortada değil de herhangi bir yerde de olsa sağında solunda. Ama sağında soluna diyorsa ortada olması lazım. İki kelimeyi kullanıyor. Sağ ve sol. O sürede işliyor ya. Ay gökyüzünün üzerinde. Hilal şeklinde yüzüyor gökyüzünde. Göz kırpan ışıklar bir taç gibi çılgın paylaşanın kafasında. Ay gökyüzünün üzerinde, paylaşanın kafasında. O doğru bence. Ay ve paylaşo olacak majesteleri Tanrı'ya dua ediyor en yüksekte. Peki bana söyleyebilir misin neden her gece gökyüzüne baktığını? Gece diyor. Night. Aklıma bir şey daha da geliyor da. Ama bu sefer o zaman bu arkadaş şey olacak. Sağında ve solunda adam yoksa bence bu bizim kafamızı karıştırıyor. Sağında ve solunda. Şöyle bakarsan solunda da yok, sağında da yok. Zaten gelemez. Gece. Majesteleri en üst ama söyler misin diyor. Vallahi kafam yandı. Gerçekten şey. Ay en tepede. Majesteleri. Peki söyler misin? Neden her gece yukarıya bakıyor? Sen gel bakayım şöyle bir. Majesteleri yüksekte ama söyler misin her gece niye yukarıya bakıyor? Sen de şöyle alayım. Şeyin altında diyor palyaço. Ortaya al. Bunun ortada veya şeyde durmasının bir mantığı var mı? Majesteleri yüksekte yani.
Adam en dipte, sağında ve solunda şey yok. Al hadi tamam, bunu da ortaya al. Benim anlamam biraz farklı demek ki. Kraliçeyi yukarıya al. En tepede madem kraliçe. Lan zorluğa göre acaba 3 tanesi yetiyor mu ki ya? Bilmiyoruz ki. Ama yok, olmaz, saçma olur. Çakıldık. Her satırda bir şey var diyor. Üç tanesini yerleştirmen çok zor olacak diyor. Tepe taklak duran adam yerin altında, sağına doğru soluna doğru kimse yok. Onu yalnız bırak. Yine de gözyaşları çok derin. Ay gökyüzünün üzerinde. Hilal şeklinde yüzüyor gökyüzünde. Göz kırpan ışıklar bir taç gibi. Çılgın paylaşanın kafasında. Majesteleri Tanrı'ya dua ediyor en yüksekte. Peki bana söyleyebilir misin neden her gece gökyüzüne baktığını? Ya saçma değil mi ya? Allah Allah. Hem en yüksekte diyor. Sonra da diyor ki neden her gece gökyüzüne bakıyor diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Majesteleri her gece niye gökyüzüne bakıyor? Majesteleri her gece gökyüzüne bakıyormuş. Gece bu. Majesteleri bu. Sana en altında demiyor aslında. Sen şöyle bir git. Sen mesela aşağı inebilirsin, sağında değilsin. Ayı at en tepeye. Majesteleri ama en yüksekte dua ediyor diyor. Her gece gökyüzü. Üçü mü en tepede lan yoksa? Yani her kapı çıt edecek mi acaba? Kendiliğinden.
Majesteleri. Hem en yüksekte diyor, hem her gece şeye bakıyor diyor. Buraya aldım mı ben majestelerini? Belki de yan yanadır. İkisi en yüksekte tepede. Sen de al bakayım şuraya bir. Şunu bir üste kaydır. Bunu da ortaya çek. Madem öyle ters adamın sağında solunda kimse yok. Allah kahretsin ya. Of, of. Nasıl yani mantık yürütmeye çalışıyorum. Bir türlü tutturamadık. Mantığını düşünmeye çalışıyorum, yapamıyorum. Bir daha okusam desem yani ama eğer şeydeki gibi zorluğa göre değişiyorsa o da yanlış. Çünkü kitap defter aynı kitap şeye göre değişiyor mu acaba? Of of. Ya ama şey, acaba çeviride mi sorun var? Taklak duran adam yerin altında. Zaten çok derin falan diyor. Ay gökyüzünün üzerinde diyor. Ve palyaçonun kafasında. Şu en yüksek kelimesi beni bitirdi ya. Adam aşağıda sağında solunda kart yok. Ay en yüksekte. Altında palyaço var diyor. Şunu ben buraya koydum mu? Ama bu da saçma. Ayın tepede olması lazım. Bununla bunu yer değiştirdim mi? Hatırlamıyorum ki ne yaptım. Ne yapacaktık? Şunu ortaya aldım mı peki ben bunları? Hiç hatırlamıyorum şu an beynim sulandı. Kitli.
Bunları buraya almıştım. Buradan başlamıştım. Ay ve Palancho denilen kişiyi buraya koymuştuk. Şunu şuraya at. Atamadık. Madem her gece bakıyor gökyüzüne. Aa, oldu lan. Artık kilitli değil. Of. Neymiş peki bu abi? Tamam. Sağda solda boş. İki ay tepede. Beni yanıltan kraliçenin en tepede, en yüksekte demesi. Biz bu kombinasyonu denemedik mi? Tabii belki yerleri farklı denemişizdir. Hiç onun yönünü söylemiyor sana. Ay sağda solda. Merak ettim ya. Belki kızacaksınız ama şu an. Onu söylüyor mu acaba? Tepe taklak geç. Ay gökyüzünün üzerinde, hilal şeklinde gökyüzünün yüzüyor gökyüzünde. Göz kırpan ışıklar bir taç gibi çılgın palyaçonun kafasında. Bunu mantıken zaten çözmüştük. Onun alt alta olacağını. Majesteler Tanrı'ya dua ediyor en yüksekte. Peki bana söyleyebilir misin neden her gün? Bunu da zaten düşündüm mantıken. Geceyi en üste aldık, kraliçeyi en üste aldık ama yerleriyle ilgili. Şimdi ona sahip misin? Unutmadın değil mi? Öyle önemli bir nokta ki unutmamalısın. Ve şimdi en sonunda son darbeden önce bir ipucu daha ki yoluna devam edesin. Korkunç ve nefret edilen o gecede, o gecede dikkatli ol. Senin burada söylüyor. Korkunç ve nefret, yani korkunç gece dediğimiz eğer tarot kartındaki gece ise dikkatli ol diyor. Şu an biz bilgisayar ekranındaysak gecenin şeyi sağında değil solunda diye burada bize, ama nereden bileyim abi ben ya. Burada ufak bir tüyo vermiş. O ses mi? Ne olur? What do I want? Şeye geri mi geldik? Well, for the two of you to die, that would be nice. Then I could relax. When did you stop believing in God? God lives. Just look around you. But I do believe in her. In my own way. I fear her, and I adore her. But I haven't lost my mind like you. You think that this is the work of God? Isn't this all nothing more than your own personal nightmare? Just like Alessa 17 years ago? If this really is the work of God, then I'd say she has lousy taste. You mock God? Traitor, you will go to hell. Not that again. Who do you think you are, claiming to know God's will? Bunların çekişmesi de iyi ha. Go home, Vincent. Home. This church is my home. I built it with my power. The power of money that you view with such scorn. Although I admit that this atrocious scenery is all yours. If you continue to get in my way, then you'll kill me. Well, ne oldu lan? Well, the guest of honor has arrived. Let's get this party started. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. This demon who claims to speak for God.
The time has come. You can kill her now. You go to hell! Oo, belliydi böyle bir şey olacağı da. What did you do? Nothing important. You're not going to run? I guess this is the end. No, the beginning. As Vincent said, the time has come. Alessa, I'm saddened that you didn't agree to this on your own. But I thank you for nurturing God with all the hate in your heart. It's time for mankind to be released from the shackles of sin which bind them. But a God born from hatred can never create a perfect paradise. Out of pain and suffering. Why do you reject God's mercy? Why do you cling to this corrupt world? You know that only God can save us. And save you too? Happy ending? You can do with that. Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? You're pathetic. Artık gitti tamamen. Vincent'ın iyi mi kötü mü biri olduğunu hala şey yapamadım. But God loves even you. Now, Alessa, there's nowhere else to run. Shut your stinking mouth, bitch!
Station! Saldırdık diye mi? Haydi canım ya. Hani bazı bölümlerde şey oluyordu. Şimdi nasıl öğrenince yapıyorsun? Bir de bakıyorum yanlış koyuyormuşum. O konuşmaları bir daha mı dinleyeceğiz ya? Yapacağım. Ona saldırınca şey olduk, kötü yanımız mı çıktı şimdi? Kötüsü. Sana tanrı. Looks like God didn't make it. Stop! God is... Claudia! Ha, tabii ki bir bölüm sonu boss olması lazım. İçine mi düşecek? Onu çağırıyor. Claudia!
Ben şöyle bir etrafta ilk yardım bir şey var mı bakayım. Bu oyun şey olacak. Uzayacak gibi. Bu yazılarda da bir şey olmuyor. Dur. Bura niye böyle oldu? Ne bileyim, kamera açısı öyle gelince şaşırdım. Bir şey kükrüyor ama. Şey yapalım, dur. Ay, kaydetmiyor ya. Tarot kartları bulmacası biraz uzattı videoyu ama yapacak bir şey yok. Oh.
geride kalman lazım ki. Bir kere daha alev yansaydık ölmüştüm yani. Bu nasıl bir tarih ya? Bayıl. Is that the end? I guess it's time to roll the credits. Bak terbiyesizlere bak. İnşallah bir şey daha canlanmaz arkada. Vallahi hiç enerjim sıfır. Tekrar buraya nasıl dönüyor acaba? Her şey lanetliydi. Kiliseden çıkmıştır tabii ki de. Şeyi mi arıyor, dedektifi mi arıyor? Ha, burada. Heather. Is it really over? Not yet. You're still alive. Hadi canım. Just a joke. Manyak kız ya. You've got terrible taste. I'm sorry. Heather, did you... You don't have to call me that. I'm not hiding anymore. You want me to use your real name? What was it again? Cheryl. The name my father gave me. You're gonna let your hair color go back too? I don't know. Don't you think blondes have more fun? Yine bir video bir şey girecek mi acaba? Adamın elimizde not defteri var. To give.
şarkıyı seviyorum. Nakarat kısmı güzel. Şu an daha başlamadı da. Vay be, tarot kartınlar. Neyse. Zaman kaybettim biraz. Şarkının en iyi yeri arkadaşlar. Hızlanıyor. She's gone. Çok geç kaldım. Herhalde bu şarkının ismi Ham Town'du. Joe Romero söylemiş. Güzelliğe bakar mısınız ya şarkı? Arabamda kesin bir Silent Hill soundtrackleri vardır. Mutlaka dinlerim. Ellerinize sağlık. Bazı yerleri saçma olsa da. Her oyunda olduğu gibi. Olur öyle şeyler. Silent Hill diyoruz. Oluruna bırakıyoruz. Evet. Bu da PC team'i. İyi ki yapmışsınız kardeş. Ne diyeyim? Hele Akira Yamaoka. Bu yani bu adam mükemmel. Bakalım yenisinde de olacak. Saat 7:12. Normal. İki dakika. Alessa'yı 3 dakika. Tanrı'yı 2 dakika. Birinci 49 kaydetme. Toplam 170.
oyun sonuçlarını ve derecelendirmeyi kaydetmek istiyor musunuz? Sistem bilgisi, oyun bitirme bilgisi ve ekstra özellikler zaten kaydedildi. Yeni oyun dersen hiçbir şeyden yararlanamazsın diyor. Ekstra yeni oyun dersen. Ekstra kostümler. Ne diyordu? Happy birthday mi? Neyse hoşçakalın. Şimdi uğraşamam. Vay be. O kolyenin içinde neyi vardı? İçinde kılıncıya benzer bir tablet var. Babama ne olduğunu sordum ve sadece şans getirsin demişti. Ama sonra bana ona iyi bakmamı hiç bırakmamamı söyledi. Bizim hayatımızı kurtardı. Evet arkadaşlar, biz serinin daha sonuna geldik. Çok iyi oldu. Sonunu getirmemiştim ben. Zamanında belli bir yere kadar oynamıştım. Gayet keyif alarak oynadık. Tabii ki dediğim gibi böyle saçma yerleri de yok değil miydi? Vardı. Ama Silent Hill böyle yapımlar gelmiyor. İnşallah yeni yapım, remake'ler falan. Bakalım yenisinde görüşmek üzere. Birazcık Silent Hill'e ara vereceğim. Ters köşe yapıp başka bir seriye geçeceğim. O yüzden yeniden dördüncü oyunda görüşmek üzere diyelim Silent Hill için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.